Mahmut Öğür, Kriz Bekleyenlere Tanap Cevabı Aylar önce darbelerden, kalkışmalardan ve pusulardan umudunu kesenlerin ekonomik krize umut bağlayacaklarını yazmıştık. Tam seçim sürecinde Amerika'nın dolara müdahalesiyle başlayan küresel sarsıntı onlar için bulunmaz fırsat oldu. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere AK Parti'yi sandıkta yenemeyenler hemen harekete geçti ve adeta sevinç duyarak kriz geliyor Türkleri söylenmeye başladı. Gerçek rakamlar veriler çarpıtıldığı gibi Türkiye'nin son dönemde attığı tarihi adımlarda görmezden gelindi. Ağzını açan kara bir tablodan söz ediyor, seçime giderken de siyasi seti bu kara tablo üzerine inşa ediyorlar. Oysa durum çok farklı ve Türkiye toplumu bu farkı görüyor. Türkiye Mısır, Irak ve Suriye politikasındaki ahlaki ve insani duruşuyla dünya beşten büyüktür diyerek küresel adalet arayışıyla tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Çözüm süreci bölgenin en önemli barış projesi olarak heyecan yaratıyor. Doğrudan yatırımlar da, işsizlik verileri de parlak olmasa da söylendiği gibi değil. Tam tersine geçmişle kıyaslanmayacak iyi bir noktada. Ama en önemlisi hiç kuşkusuz bir sığınma limanı olan ve küresel dünyanın merkezinde yer alan Türkiye'nin hem enerji hem de ulaşım koridoru olması. Şu manzaraya bakın. Bütün o negatif algı yaratma operasyonlarına, içeriden ve dışarıdan kuşatmalara rağmen Türkiye son 1-2 yılda hem Bağdat ve Erbil'le petrol anlaşmasını imzaladı hem de Azerbaycan ve Gürcistan'la birlikte TANAP projesinin temelini attı. 10 milyar dolarlık TANAP projesi Kars'tan Çanakkale'ye 20 ili geçerek Avrupa'ya ulaşacak. İçeride istihdamdan sanayiye dışarıda ise barış içinde bir arada yaşamaya müthiş katkı sunacak bir proje bu. Bu adıma Bakü-Tiflis-Kars demir hattını da ekleyin. Bir adım ötesi Çin'in başkenti Pekin'den Londra'ya uzanacak yeni bir demir yolu hattı demek. Bu üç hattın bölgeyi hatta dünyayı derinden etkileyeceği çok açık. Ayrıca sadece ekonomiyi değil siyaseti de yeniden şekillendirecek. Bu durum biraz da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği'nin oluşmasına yol açan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğuna da benziyor. Daha önce de seslendirildi. Türkiye'nin merkezde olduğu yeni bir bölgesel birlik yani Avrasya Birliği hiç uzak bir olasılık değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kars'taki temel atma töreninde şöyle diyordu. Bu projeye Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, Türkiye'den ziyade tüm Avrasya coğrafyasının ihtiyacı var. Biz bu projeyle aynı zamanda sahip olduğumuz kaynakları kendi vatandaşlarımızın onlarla birlikte tüm bölge halklarının tüm insanlığın hizmetine sunma irademizi de ifade etmiş oluyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şu tespiti de geleceğe yönelik bir işaret. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki siyasi güç birliği pekişiyor. Nevruz Bayramı'nın arefesine denk düşen bu günlerde gerçekleşen temel atma töreninde ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margaşvili fotoğrafına biraz da bu perspektiften bakmakta yarar var. Bölgeye bahar, ondan hoşlanmayan ve kara tablo çizenlere rağmen gelecek. Mahmut Övür, Sabah